24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk. Yoğun bir siyasi gündemle moderatör gecenin bu bölümünde karşınızdayım. Hemen kısa başlıkları aktaracağım. Çünkü zamanı iyi kullanmak istiyorum. Çok yoğun haber akışım var. Efendim, yargının Enis Berberoğlu kararını Cumhuriyet Halk Partisi doğal olarak beğenmedi. Ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yürüyor. Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyecek. Şu anda nerede olduğunu ben de bilmiyorum ama yürüdüğünü biliyoruz. Akşamları dinleneceği ifade ediliyor. Önce bu yürüyüş olayını bir vereceğiz. Sonrasında tartışmalar var. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun resmi CHP sitesinden bu yürüyüş kararı duyurulurken arkasındaki görüntüde ordu vardı. Halk yoktu. Ve tabii bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ciddi tartışmalara neden oldu. O tartışmayı da aktaracağım. Devamında AK Parti Milletvekili Metin Külünk'le ne oluyor, ne bitiyor, nedir hedefler onu konuşacağım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlayan mahkeme süreçlerinden birinden ilk karar çıktı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı alıkoyan o ekibi gereken cezalar aktarıldı. Birazdan detaylarını vereceğim. Ve yaşamın içinden yakından takip ettiğimiz milletçe bir haberin detayları oluştu. 10 yaşındaki Ceylin Atik, söylememe gerek yok, komşusu tarafından öldürülmüştü. Verilen ifadelerde sadece 500 liralık bir mali sıkıntı yüzünden bu güzel kızımızı kaybettiğimiz ortaya çıktı. Hep beraber daha da üzülmüş durumdayız. Ve çocuklarımızı emanet edeceğimiz servis şoförleriyle ilgili çok tatsız bir haber var. İhalede tabancalar konuştu. Çocuklar da oradaydı. İyi ki o kurşunlar 3 kişinin yaralandığı olayda servis şoförlerine sıktığı kurşunlar o çocuklara denk gelmedi. Ne olur valiler, bu servis şirketlerini çok 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 iyi denetleyin. Dilerseniz haberlere geçelim. Özetlerde de ifade ettim. Yargının milletvekili Enis Berberoğlu hakkında vermiş olduğu mahkumiyet ve artı tutuklama kararını Cumhuriyet Halk Partisi protesto ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu parti lideri yürüme kararı aldı. Ankara'dan yola çıktı. İstanbul'a kadar 23 günde yürüyeceği söyleniyor. Önce şu yürüyüşe bir bakalım. FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ve askeri siyasal casusluk suçlamasıyla CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında yargının verdiği kararı beğenmeyen Cumhuriyet Halk Partisi, hakimlere ve savcılara "Siz hakim de savcı da değilsiniz" demenin ötesine geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yürümeye karar verdi. Yarın 11'de Güven Park'ta olacağım. Bir yürüyüşümüzü başlatacağız. Spor ayakkabılarını giydi, eline sopasını aldı, ucuna da adalet yazdı. Önce partililerini Güven Park'ta topladı. FETÖ'cüler, HDP'liler, vatana ihanet şüphelileri için yürüyüş başlattı. Yürüyüşün başlangıç noktası Ankara Güven Park'tı. Bitiş noktası ise İstanbul Maltepe Cezaevi. Rota oluşturuldu. Bir ay sürmesi beklenen yolculuk başladı. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilk destek HDP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'den HDP'ye yanıt gecikmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Aksünger, "Tutuklu HDP milletvekilleri için de yürüyoruz" açıklaması yaptı. Yürüyüşte CHP'nin hayır kampanyasındaki stratejisi izleniyor. CHP bayraklarını kullanmak yasak. Tek tip üretilmiş adalet sloganı kullanılacak. CHP mutfağında piştiği zannedilen yürüyüş için Kılıçdaroğlu, "Bunun partilerle alakası yok" açıklaması yaptı bile. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Yürüyüş başladı ancak akıllara gelen ilk soru CHP'nin çözüm ortaklarının fikri desteğin yanında fiili destek verip vermeyeceği. 16 Nisan sürecinde pekiştirilen, son ziyaretlerle yenilenen CHP-HDP Demokrat Parti Meral Akşener ortaklığının yürüyüş fotoğrafına yansıyıp yansımayacağı merak konusu. Sosyal medyadan destek başladı bile. Bir başka soru da şu: acaba CHP, FETÖ'cüler ve HDP'lilerin hoşuna giden bu yürüyüşün bir benzerini
Kato'da, Gabar'da, Fırat Kalkanı'nda vatan için can veren yiğitler ve 15 Temmuz'daki kutlu yürüyüşün kahramanları şehitler ve gaziler için de yapacak mı? Sevgili seyirciler, aslında Türkiye demokratik bir devlet. Tabii isteyen yürür, isteyen oturur, isteyen hiçbir şey yapmaz. Ne olursa olur, burası demokrasinin geniş yetkilerinin kullanıldığı bir ülke. Ve doğal olarak valilik ve bütün devlet makamları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşü herhangi bir provokasyona neden olmadan kazasız belasız atlatması için gerekli bütün güvenlik önlemlerini aldılar, almaya devam ediyorlar. CHP'nin yargı kararını protesto yürüyüşü için Ankara Valiliği ilk andan itibaren tedbirler aldı. Geceden yürüyüşün başlayacağı nokta Kızılay Güven Park çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Güven Park'ın çevresi polis tarafından getirilen bariyerlerle kapatıldı. Ankara Valiliği tüm güvenlik stratejisini titizlikle planladı. Ankara metrosunun Kızılay durağı kapatıldı. Yürüyüşün başlayacağı güzergahtaki trafik kesildi. Valilik tedbirlerin amacını açıkladı. Yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Provokatörlerin araya karışmasına karşı alana girenlerin üstleri arandı. Provokasyona açık bir durum oluşturmamak için güzergah boyunca mitinge müsaade edilmedi. Yürüyüşü organize eden CHP'ye alınan tedbirler iletildi. Talep edilen tedbirler soruldu. Ankara dışına çıkıldığında güvenlik için makul sayıda kişinin kortejde bulunmasına müsaade edildi. CHP'den isim listesi istendi, yelek, pazu bandı ve yaka kartı bulundurulması gerektiği iletildi. Provokasyona açık yürüyüş sırasında güzergah boyunca güvenlik güçleri protesto hakkının özgürce kullanılmasını sağladı. Münferit olaylara müdahale çok hızlı gerçekleşti. İstediğiniz demokratik hakkı kullanın. Bu durumu provoke etmeyin. Polis ekipleri güvenlik için alınan tedbirleri başarıyla uyguladı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Umarım o münferit olayların dışında bir daha olumsuzluklar da yaşanmaz. Normal bir yürüyüş yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Lütfen yol güzergahındaki bütün vatandaşlar da bunu böyle görsünler, böyle davransınlar. Aslında tartışmalar var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Çünkü dokunulmazlıkların kaldırılması sürecini tetikleyen parti Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu. Ve bunun sonucunda Enis Berberoğlu yargılandı, tutuklandı. Esasında dokunulmazlıklar kaldırılmasaydı Enis Berberoğlu şu anda Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çalışmalarını sürdürüyor olacaktı. Bir de bunun üzerine aynı olayda yargılanmış siyasi aktivist Can Dündar'ın o hapishaneyi basın anlamında bir takım mesajlar atması biraz tansiyonu o partide de arttırmış gözüküyor. CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ve askeri siyasal casusluk suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum edilmesi ve tutuklanması sonrası CHP'den yürüyüş çağrısı yapıldı. Yarın 11'de Güven Park'ta olacağım. Bir yürüyüşümüzü başlatacağız. Çağrının sosyal medyada duyurulma şekli tartışmaya neden oldu. CHP'nin kurumsal Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında askerlerin göründüğü bir fotoğraf kullanıldı. Bu fotoğrafın kullanılması başta sosyal medya ve birçok mecrada tepki topladı. CHP'li Enis Berberoğlu'nun kendisinin suç ortağı olduğunu ihbar eden firari Can Dündar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımsa başka bir tartışmayı beraberinde getirdi. Dündar, Fransa tarihindeki Bastil baskınını hatırlatıyordu. Casusluk ve vatana ihanet sanığı firari Can Dündar, CHP'nin Ankara'dan Maltepe cezaevine kadar yürüyeceğini bildiren bir haberle birlikte Bastil paylaşımı yaptı. Bu paylaşım Dündar'ın CHP'lilere Maltepe cezaevini basın mesajı gönderdiği şeklinde algılandı. İlk andan itibaren yürüyüşün asıl amacı sorgulanmaya başlandı. Yürüyüşe candan destek veren FETÖ ve HDP gibi örgütlerin ve partilerin bu eylemden kazancı ne sorusu zihinlerde. Yürüyüşün onlar için mi yapıldığı sorusunun yanıtı merak ediliyor.
Bir tartışma da CHP içinde başladı. Aralarında CHP Ankara Milletvekili Şenaz Saran'ın da bulunduğu bazı CHP'liler, CHP'nin de destek verdiği dokunulmazlıkların kaldırılması kararı yanlıştı dedi. Efendim o fotoğraf Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da tartışmaya yol açtı. Çünkü eğer bir demokratik partinin sivil direniş gösteren bir lideri yürüyecekse, ki yürüyebilir, ama arkasında ordu değil de halkın olduğu bir fotoğrafın kullanılması daha doğruydu. Nitekim AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş o fotoğrafı sordu. Israrlı sorularına da yanıtı geç de olsa CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel verdi ama cevap hayli tartışmalıydı. CHP Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının arkasına asker fotoğraflarını yerleştirerek yürüyüşe davet çağrısı yapmıştır. Bununla hangi mesaj verilmek istenmektedir? CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş o fotoğrafı sordu. Yanıt için kürsüye CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek geldi. Fotoğrafı değil, o hali anlattı. Siz hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? O halin 12 Eylül Anayasası'nın, 12 Eylül darbe hukukunun tipik bir uygulaması olduğunu biliyor musunuz? Önceki anayasalarda o hal diye bir düzenleme yoktu. Mehmet Muş bir kez daha sordu. Bunun arkasında halk yok. Bunun arkasında bakın askerler konmuş. Kime mesaj veriyorsunuz? Söylediğim budur. Az önceki hatip bu iddialarımla alakalı tek bir ifadede bulunamamıştır. Bu kez CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel geldi kürsüye. O da sandıktan bahsetti. Sandık siyasi hesap verme yeridir. Mehmet Muş yanıt alamadığı sorusunu ısrarla sürdürdü. Cevap bekliyordu. Açık bir şey sordum. Bakın değerli milletvekilleri. Genel başkanın arkasında askerler ne arıyor? Başka fotoğraf bulamadınız mı? Siz başka fotoğraf bulamadınız Sayın mı? Sayın milletvekilleri lütfen efendim. Bundan başka efendim. Fotoğraf yok lütfen. Muydu? Milletle yürüyün. Halkla yürüyün. Biz milletle yürüyerek geldik. Bakın bu fotoğrafla nereye mesaj veriyorsunuz diye soruyorum. Sonunda Özgür Özel o fotoğrafı anlatmak için çıktı kürsüye. Resim Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren, resmi hesabı olmayan ama bizim de zaman zaman retweet ettiğimiz bir hesaba kondu. Orada tek başına genel başkanı odağa almış, arkası Anıtkabir'deki törenin görüntüsü. Nihayet bir cevap alınmıştı. Fotoğrafı paylaşan CHP'nin resmi Twitter hesabı değil savunması yapmıştı. Peki bu doğru muydu? CHP'nin internet sitesinde resmi Twitter adresine bir link bulunuyor. CHP'nin resmi Twitter hesabının kısa adı da Herkes İçin CHP. Mehmet Muş'un sözünü ettiği askerli fotoğrafın paylaşıldığı adreslerden biri de CHP'nin resmi Twitter adresi. Hatta bu tartışmanın yaşandığı sırada dahi o paylaşım CHP'nin hesabında duruyordu. Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşüne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de sert tepki geldi. Bahçeli sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda masumane değil, anarşiye göz kırpıyor dedi. Demokrasiden umudunu kesenlerin uygun adımlarla yürüyüşe geçmesi ısmarlama projedir. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne tepkisi sertti. MHP Genel Başkanı yürüyüşle birlikte organize edilmeye çalışılan provokasyona dikkat çekti. Mezkur hukuki sürecin aşamaları tamamlanana kadar herkesin sabırlı, saygılı ve soğukkanlı hareketi mecburi olduğu kadar en doğru olan yoldur. Hak arayışında, hukuk mücadelesinde elbette duygusal tepki ve şuursuz eylemlerden kaçınmak, her ne olursa olsun yüz çevirmek şarttır. CHP'nin demokratik ve hukuk çemberinden taşmaması gerekirken, mal bulmuş mağribi gibi sokağa fırlayarak yürüyüşe geçmesi masumane değildir. Provokatörler devrede, karıştırıcı ve nifak saçan mihraklar yerli işbirlikçileri eliyle kuyruktadır. Hukuki sürecin devam ettiğine işaret etti Bahçeli. Kılıçdaroğlu Türkiye'ye kurulan tuzakta kullanılıyor ya da aktif katılımcısıdır dedi. Atalarımız boşuna söylememiş, akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemekse cehalettir. CHP adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikte duyurusunu bulunarak demokrasiye kastetmenin çabasındadır. Adaletsizlikler Batı'ya ülkemizi ispiyonlamakla çözülemeyecektir.
Eskiye nazaran yollar yürümek için oldukça sağlam ve kullanışlıdır. Üstelik yol kenarları dinlenme tesisleriyle doludur. Ama yolda adalet yoktur. Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürümeye kalkan Sayın Kılıçdaroğlu ya kullanılmakta ya da ülkemize kurulan tuzağın aktif katılımcısıdır. Bahçeli sandıkta sonuç alamayanların yürüyüşü kurguladığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan süreci hatırlattı. Sandıkta sonuç alamayanların sokağa çıkması, demokrasiden umudunu kesenlerin uygun adımlarla yürüyüşe geçmesi ısmarlama projedir. 15 Temmuz'da doğan milli mukavemeti yıkmak, parlayan millet direncini kırmak ve rövanşını almak için bugünkü yürüyüş kurgulanmıştır. 15 Temmuz'u unutturup 20 Temmuz darbesi uyduran kontrollü darbe ödevini karanlık odaklardan alanlar kurulmuş ve yola bırakılmışlardır. Bugün yola çıkmak, 15 Temmuz FETÖ ihanetine sünger çekmek, hatta alttan alta destek vermek şu hedaya bir kez daha kıymak demektir. Devlet Bahçeli'nin bu sözleri çok sert ama bir o kadar da anlamlı. Çok önemli uyarılar taşıyor. CHP eski genel başkan yardımcılarından Savcı Sayan ekranımızda konuktu ve bir iddiası bir anda ortalığı karıştırdı. Çünkü biliyorsunuz firari siyasi aktivist Can Dündar'a Cumhuriyet Gazetesi'ni yönettiği dönemlerde bu belgelerin, bilgilerin MİT tırlarıyla ilgili Enis Berberoğlu tarafından verildiği ortaya çıkmıştı. Bizzat Can Dündar'ın kendi ifadesiyle. Fakat Savcı Sayan Enis Berberoğlu'na bu belge bilgilerin bir başka CHP yöneticisi tarafından verildiğini ve gelişmelerden panikleyen CHP'nin kendini yollara vurduğunu ifade etti. Can Dündar diyor ki bana onların hepsini Enis getirdi. Enis Berberoğlu getirdi. Evet. Bir flash disk içinde belgeleri, bütün o MİT'lerine dair ne varsa getirdi. Evet. Diyelim ki işte evet Can Dündar'ın dediği doğru. İşte Enis Berberoğlu. Peki Enis Berberoğlu'na kim verdi? Kim verdi? Ben biliyorum. Biliyorsunuz. Ben biliyorum. Bu önemli biri mi? Önemli birisi. Acaba bu yürüyüş, bu can havliyle sokağa atılma, bunun korkusu olmasın? Ya Enis konuşursa, ya Enis benim ismimi verirse, ya Enis bu kaseti bu yönetici bana verdi, git bunu servis et dedi derse, o zaman bizim halimiz ne olur? Korku ondan. Efendim bizim genç editörler çok dikkatli izliyorlar birçok şeyi. Kılıçdaroğlu birdenbire bir pasif direnişçi Gandhi Kemal niteliğiyle ortaya çıkınca benim yazılarımdan birinin dikkatlerini çekmiş. 25 Mayıs'ta yazmıştım Star Gazetesi'nde ve arkadaşlar o yazıdan bugüne önemli ipuçları yakalamışlar. Pek adetim değildir. Yani kendi yaptığım işi vermek ama genç editörlerin bu dikkatine teşekkür ediyorum. Mesele Enis Berberoğlu değil, sen hala anlamadın mı? Birileri böyle bir paylaşım yapar mı bilinmez. Ya da bunca çok yakın tarih tecrübesi ortadayken böyle bir sosyal medya paylaşımı beklenmedi mi? Bu kez ortada ağaç gibi masum sayılabilecek bir gerekçe de yok. Ortada kimden elde edildiği izaha muhtaç devlet sırlarını flash disklere doldurup bir ihanet şüphelisine servis yapmakla suçlanan ve ülkenin bağımsız mahkemelerinde yargılanan bir milletvekili var. Soru basit. Ortada zorlama bir senaryodan bir kalkışma oluşturma gayreti mi var? Tam bu noktada tarihin şeridini bir miktar geriye sarıp 24 moderatörü Ardan Zentürk'ün 25 Mayıs 2017'de Star gazetesinde yayınlanan köşe yazısına bakmak yeterli. Zentürk yazıda Amerikalı Elliot Ackerman'dan, onun Türkiye'ye yönelik sözlerinden ve babası pasif direniş uzmanı Dr. Peter Ackerman'dan bahsediyor. Adı Gezi kalkışması sürecinden zihinlerde kalan Gene Sharp'ın ismi de yazıda geçiyor. Ardan Zentürk sözü CHP'deki dalgalanmalara getiriyor. Pasif direniş yöntemleriyle CHP içindeki hareketlilik arasında bağlantı kuruyor. Bir başka deyişle bugün yaşadığımızı o günlerde izah ediyor. Hala sokak çağrısı yapan çok isim var. Halk itibar etmiyor.
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunda ısrarlı. FETÖ'ye karşı operasyonları ise nedense karşı darbe olarak niteliyor. Devamında birden açlık grevleri başladı. Bu konuda öne çıkan iki ismin tutuklanması sürekli köpürtülüyor. Cezaevlerinde de açlık grevleri var. Tabii bu grevleri yakından takip eden bazı unsurlarda. Yazıda Zentürk kalemini deneyim mürekkebine bandırıp aklı karışanlara bir şeyleri işaret ediyor. Benim bu meslekte geçirdiğim yıllardan biriktirdiğim deneyimse hiçbir şeyin tesadüf olmadığıdır. İzleyeceğiz, göreceğiz. İzliyoruz, görmeye başladık zaten. Dilerseniz ne gördüğümüzü, ne izlediğimizi bir de uzman bir siyasetçiyle ele alalım. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk şu anda hattımda. İyi akşamlar Sayın Külünk. İyi akşamlar Sayın Zentürk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim, Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşü sizce dış lobilere açık bir mesaj mı? Kılıçdaroğlu bu yürüyüş çıkışıyla Türkiye'de sokağa hareketlendirmek isteyenlere teslim oldu tamamıyla. 15 Temmuz'dan sonra CHP'nin başındaki şahıs üzerinde özellikle geçmiş dönemde genel sekreterlik görevi yapan bir milletvekili tarafından neden sokağa çıkartmıyorsun CHP tabanını diyerek bir sokak hareketine neden teşvik etmiyorsun diyerek baskı oluşturulmuştu hatırlıyorsanız. İstifa etti sonra galiba. Daha sonra da bu şahıs istifa etti. Evet. Aynı baskıyı aylardır Almanya Cumhurbaşkanlığı makamında ayakta alkışlanan ve devletine ve vatanına ihanet ettiği için ödüllendirilen, ismini vermeyeceğim, MİT tırlarının vatana ihanet belgesinin sahibi olan, ismini vermeyeceğim şahıs aylardır sosyal medya üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki şahsa CHP tabanını sokağa çıkartmak ve pasif direnişten öte bir sokak hareketliliğine taşı mesajlarını biliyoruz. Ve sanki dün akşam CHP'nin başındaki şahsın bugün yürüyüş kararını duyduğu an nihayet diyerek, nihayet aylardır sana söylüyorduk ey CHP'nin başındaki şahıs, nihayet sen teslim oldun, CHP tabanını sokağa çıkarmak için adım attın, sosyal medya mesajında da CHP Genel Başkanı'nın tamamıyla teslim olduğunu ve 15 Temmuz'dan sonra bir başka kaos planını Türkiye'de işlerlik kazandırmak üzere bugün akılsız başının cezasını ayakları çekmek üzere ya da aklı olmayan başını taşıyamayan ayaklarına eziyet etmek üzere bir yürüyüş başlattılar. Milletin sabrını zorluyorlar, zorlamasınlar tavsiye ederiz. Ayrıca peşinen bir cümle daha söyleyeyim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki bu şahıs bundan sonra attığı ve atacağı adımlarda, milletimize vereceği mesajlarda, sokakta bir tek kişinin burnu kanarsa bunun sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki şahıstır. Bu millet bunun hesabını ona mutlaka hukuk önünde de sorar, sandıkta da sorar. Bir kez daha. Peki efendim, şimdi hedef diktatörlük sözde lafını köpürterek dış emperyalist güçlere, Türkiye'ye müdahale konusunda bir manevra alanı yaratmak mı hedef? Yönetilemeyen bir Türkiye peşindeler. Evet. Çünkü 15 Temmuz'un arkasındaki güç bu coğrafyada Irak'ta üç parça bir devlet, Suriye'de üç parça bir devlet, İran iki parça, Kafkasya'yı darmadağın etmek, Yemen iki parça, Suudi Arabistan iki parça, Libya iki parça gibi bir büyük senaryonun içerisindeler. Evet. Yani dünyayı Vestfalya sürecinin arkasında, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluklar sürecinin bitip ulus devletler sürecinin başlamasının akabinde dün
ulus devlet mantığını türdeşlik üzerinden inşa eden akıl bugün ulus devlet mantığını etnik ve mezhebik temellere dayalı seküler devletleşme, devletçikleştirme modeli üzerinden bu coğrafyayı kristalleştikçe kristalleştirmek istiyorlar. Bu hedeflerine ulaşabilmek için de terör ordularını sahneye sürdüler. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki şahıs dünyayı okumaktan aciz. Beraberinde Türk devlet tarihini okumaktan aciz olduğu için şu anda tamamıyla Türkiye üzerindeki operasyon yapanların planlarına teslim olmuş vaziyette bir yönetilemeyen bir Türkiye ortaya çıkarmak istiyorlar. 15 Temmuz'da devleti çökertmek istediler, bu tutmadı. Şimdi ise yaklaşık 8-9 aydır psikolojik harp yöntemlerini kullanarak bu ülkede tipik bir ikinci Mısır sendromu oluşturup Mursi'nin Cumhurbaşkanlığından, halkın seçtiği Mursi'nin Cumhurbaşkanlığından indirilmesi sürecinin bir benzerini Türkiye'de uygulamak istiyorlar. Bunun için yönetilemeyen Türkiye hedefine yönelik en önemli adım sokakta sokak çatışmaları, sokakta polisle halkı karşı karşıya getirmek. Onun için yurtsever CHP'lileri uyarıyorum. CHP'nin başındaki şahsın Atatürk'le ilişkisi yoktur. Atatürk'le bağı yoktur. Dolayısıyla sokağı hareketlendirmek, polisle, devletle vatandaşı karşı karşıya getirmek. Allah göstermesin, analizlerim suikastler üzerinden çatışma alanlarını güçlendirip bu çatışma alanlarında vatandaşlarımızın can kaybına sebep olacak adımların arkasından Türkiye'yi demokrasi dışı ve Türkiye'yi bölünmeye götürecek, parçalanmaya götürecek demokrasi dışı bir sürecin önünü açmanın işbirlikçisidir Kemal Kılıçdaroğlu. Onun için bugün başlattığı yürüyüş bir büyük kaos planının parçasıdır. Şüphesiz sosyal medyada dalga geçiyorlar. Ancak CHP'nin başındaki şahıs kendisine verilmiş son derece önemli bir görevi adım adım yerine getirmektedir. Attığı adımları hafife almayalım. Dikkatle takip etmeye devam edelim ve soğukkanlı olalım. Tasarımlı ve son soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu partiyi yöneten kadrolar neden anti-emperyalist olamıyorlar bir türlü? Çünkü Mustafa Kemal'den sonra 1939'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi İnönü üzerinden teslim alınmıştır. Kemalizmin Atatürk'le hiçbir ilişkisi yoktur. Dolayısıyla bugünkü 1939'dan itibaren Türkiye'de Kemalizm formülasyonu üzerinden bu ülkeye Jacobinizm yoluyla dayatılan tüm formüllerin milli ve yerli olan, bağımsızlıkçı olan ve güçlü Türkiye, yani Osmanlı'nın çöküşünden yola çıkarak yeniden büyük devlet olma iddiası taşıyan Atatürk'le hiç alakası olmayan bir Kemalizm üzerinden FETÖ'ye kadar Türkiye'ye hep teslim alınmak istenmiştir. Ne? Dolayısıyla bir başka tartışma başlamaları. Türkiye'de Atatürk'ün olmadığı Kemalizm'le FETÖ birbirinin türdeşidir. Her ikisi de anti-emperyalist değildir. Her ikisi de emperyalizme Türkiye'yi teslim etmek için kurgulanmış bir formülasyonun adıdır. FETÖ'de emperyalizmin Türkiye'yi kontrol etmek amacıyla kullandığı kuledir. Atatürk'ün olmadığı, Atatürk'te hiçbir bağ olmayan Kemalizm de Türkiye'yi emperyalistlerin kontrol etmek için kullandıkları bir kuledir. Dolayısıyla CHP'nin başındaki bu şahıs CHP'nin yurtsever tabanını tenzih ederek söylüyorum. Evet. Vatanseverlerini tenzih ederek söylüyorum. Atatürk'ü doğru okuyup doğru anlayan, Atatürk'ün milli siyaset çizgisini, milli bağımsızlıkçı duruşunu doğru okuyup doğru gören vatanseverleri, yurtseverleri tenzih ederek ifade ediyorum ki bugün karşılaştığımız Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'e ihanet içerisindedir. Dolayısıyla milli ve bağımsızlıkçı değildirler. Türkiye'yi kontrol etmek üzere Paris, 1919 Paris Barış adı altında bu coğrafyaya dayatılan bölünme formülasyonunu 21. yüzyılda realize edebilmek için kullanılan bir aracın adıdır Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepe yönetimi. Onun için vatandaşlarımızı, özellikle
CHP'nin tabanındaki yurtseverleri bu anlamda CHP'nin başındaki şahsın söylediği hiçbir cümleye itibar etmemeye, onun sokak çağrılarına iltifat etmemeye ve Türk devletinin bütün kurumlarıyla her şeye hakim olduğunu ve Türkiye'nin artık yükselişinin önlenemez bir noktada olduğunu ve Türkiye'nin artık hattının Aden Körfezi'nden başladığını, Basra Körfezi'nden başladığını, Türkiye'nin artık modern İpek yolunun en stratejik geçiş noktası olarak dünyayı birbirine, eski kıtayla yeni yükselen güç merkezi Asya'yı birbirine bağlama noktasında son derece kritik noktada Türk devletinin olduğunu ve Türk devleti olmadan dünyanın dengelerinin inşa edilemeyeceğini vatandaşlarımız bilmeli ve morallerini güçlü tutmalı. Sayın Erdoğan'ın ardında dimdik durarak, onun etrafında halelenerek bu milli bağımsızlık mücadelemizi bir kez daha kazanacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Peki Sayın Metin Külünk, çok önemli noktalara değindiniz. Size gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Emperyalizmin saldırgan gücü FETÖ mahkemelerimiz önünde hesap vermeye devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlayan mahkeme süreçlerinde ilk karar çıktı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırgan'ın alıkonulması davasında aralarında Cumhurbaşkanlığı eski muhafız alay komutanının da bulunduğu 23 sanık için müebbet hapis cezası verildi. Cezama razıyım, tahliye talep etmiyorum dediği mahkeme ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi. FETÖ darbe girişimi davalarında Ankara'da ilk karar açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırgan'ın alıkonulması davasında nokta konuldu. Beyler. Yaklaşık 9 ay süren dava sürecinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırgan'ın 15 Temmuz gecesi alıkonulması ile ilgili 25 sanık yargılanıyordu. Davanın bir numaralı sanığı Cumhurbaşkanlığı eski muhafız alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'tı. Barış karar öncesi savcılık mütalaası istenirken tahliyemi talep etmiyorum, suçumu kabul ediyorum dedi. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ilk kararı imza attı. Sanıkların 18'i için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12'şer yıl, 5 sanık için müebbet hapis ve 10'ar yıl hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanlığı eski muhafız alay komutanı eski albay Muhsin Kutsi Barış için 12 yıl hapis cezası hükmedildi. Sanıklardan iki erse beraat etti. Genelkurmay Başkanlığı baskın çatı davasında 20. Duruşmada geride kaldı. Dikkat çeken noktalardan biri dava sürecinin hızlanmış olması. İkincisi artık müşteki avukatları sürekli yalan ve inkara dayanan o şahısları ciddi sıkıştırıyorlar. 221 sanıklı genelkurmay baskını çatı davasında süreç hızlandı. Aynı günde 4 darbe sanığının savunması alındı. O isimlerden biri Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı yardımcısı Fatih Ekici'ydi. Darbe sanığı Ekici, 20-25 kişinin merdivenlerden çıkarak koştuğunu duyduğunu, silahlı nöbetçinin derdest edilmesi nedeniyle bulunduğu yerde kalmaya karar verdiğini savundu. Darbe sanığı Fatih Ekici, savaş uçağı ve silah seslerini duyunca darbe girişimi yaşandığını tahmin ettiğini söyledi. Ekici, başında genelkurmay başkanı olsa bile bu darbe girişimine katılmayı hiçbir zaman düşünmedim sözleriyle dikkat çekti. Yaşar Güler'in emir subay yardımcısı eski yüzbaşı Fatih Ekici, Yaşar Güler'in derdest edilmesi sonrası sanık albay Cemil Turan'ı gördüğünü ifade etti. Ekici, Cemil Turan'a neler oluyor diye sordum. Sakin ol oğlum, bir şey yok, tatbikat oluyor yanıtını verdi dedi. Ekici, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasını gördükten sonra üniformasını çıkararak sivil kıyafetlerle Güler'in korumalarıyla araçlarla karargâhtan ayrıldığını aktardı. Bir başka darbe sanığı eski Genelkurmay Personel Daire Başkanı İlhan Talun'un emir assubayı Bayram Aydemir darbe girişimine katılmadığını öne sürdü. Aydemir, İlhan Talu Genelkurmay Başkanı odasından geldikten sonra bana Bayram dışarıda özel kuvvetler komutanlığı askerleri var. Acele kapıyı kilitle dedi. Kapıyı kilitleyip perdeyi kapattım. İlhan Talu telefon görüşmeleri yaptığı ifadelerini kullandı.
Bir başka darbe sanığı Lütfi Karaca ise darbe girişimi günü ailesiyle birlikte Gölbaşı'nda bulunduğunu söyledi. Karaca, darbe girişimini öğrendikten sonra genelkurmay aradığını, arkadaşlarının kendisine gelme demesi üzerine pazartesi günü mesaiye başladığını söyledi. Darbe sanığı Lütfi Karaca'ya darbe girişimi sırasında öldürülen Cuntacı Mehmet Akkurt'un evinden çıkan kroki hatırlatıldı. O krokide Yaşar Güler'in yere yatıracak kişi olarak Lütfi Karaca yazıyordu. Darbe sanığı Lütfi Karaca, kroki hakkında hiçbir bilgim yok dedi. Karaca ehliyetini yenilemek isterken hakkında yakalama kararı bulunduğunu öğrenmesi üzerine teslim olduğunu söyledi. Lütfi Karaca, benim adımı bu darbecilerle almayın. Darbe girişimini lanetliyorum. Adım bir kağıt parçasını yazıyor diye burada yargılanıyorum ifadesini kullandı. 20. celsenin son gününde muhabere binbaşı Aziz Onur savunma verdi. Onur da tıpkı diğer darbe sanıkları gibi suçlamaları reddetti. Aziz Onur, çekilen mesajların ve yapılan görüşmelerin emir komuta zincirin içinde gerçekleştiğini ifadesini anlattı. Darbe sanığı Aziz Onur, hiçbir şekilde darbe girişimi yapanlarla temasta bulunmadığını savundu. Son duruşmayı 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek ve komisyon üyeleri de takip etti. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün finansörü suçlamasıyla yargı önüne çıkacak olan Koza İpek Holding'in tüm yetkilileri ve o aile hakkında iddianamesini tamamladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koza İpek Holding iddianamesini tamamladı. Savcılık Hamdi Akın İpek için 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek için de 90 yıl hapis cezası istedi. İddianamede ayrıca FETÖ'nün finansörü suçlamasında bulunan holdingin 1,5 milyar lira tutarındaki mal varlığına el konulması talep edildi. Firari Akın İpek, cezaevinde bulunan kardeşi Cafer Tekin İpek'in yanı sıra İpek ailesinin fertlerinin de bulunduğu 45 kişi için iddianame hazırlandı. FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek ve İpek ailesi hakkında silahlı terör örgütüne üyelik, vergi usulü kanunda muhalefet, güveni kötüye kullanmak, özel bölgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlamaları yapıldı. İddianamede FETÖ'nün finansörü suçlamasında bulunan Koza İpek Holding yöneticileri için terörizmin finansmanı değerlendirmesinde bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SPK tarafından düzenlenen raporda da belirtilen 1,5 milyar lira tutarındaki mal varlığına el konulmasını talep etti. İddianamede şüphelilerden Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl, diğer şüpheliler hakkında da 10 yılla 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koza İpek Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlere kayyum atanmasıyla birlikte FETÖ'nün mali açıdan büyük yara aldığına dikkat çekti. Holdingin bünyesinde kurulan televizyon kanallarına da kayyumların geçmesiyle birlikte FETÖ'nün basın gücünün büyük ölçüde kaybedildiği de yine iddianamede yer aldı. Holding bünyesine kayyum atanan şirketler halen TMSF'nin görevlendirdiği yönetim kurulunca idare ediliyor. İpek Üniversitesi kimler tarafından yaptırıldığını adından anladınız. Zaten kamuya devredildi ama bu üniversiteyle ilgili bir önemli sır perdesi de aralanıyor. 15 Temmuz sonrası için hazırlandığı çok net anlaşılan bu üniversitenin özellikle Vatikan tarzı bir mimariyle oluşturulmuş olması önemli mesajlar veriyor. Büyük bir olasılıkla o adam Amerika'dan uçağa binip buraya gelseydi Hümeyni gibi dünyaya o Vatikan benzeri yerden konuşacaktı. Soldaki Katolik Hristiyanların ruhani merkezi Vatikan, papaların Roma'daki yerleşkesi, sağdaki de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in mini Vatikan'ı. Firari FETÖ'cü Akın İpek'in yaptırdığı İpek Üniversitesi, ikisi arasındaki benzerlik dikkat çekici. Bu bir tesadüf değil, zira hemen terörist başı Gülen'in 1998 yılında Papa II. Jean Paul'le buluşmasını getiriyor akıllara. FETÖ'nün Vatikan'ın dinler arası diyalog safsatasının hırçın bir destekleyicisi olması da şüpheleri büyütüyor. Mini Vatikan, Batı ve Hristiyanlığın sembol binaları örnek alınarak inşa edilmiş. Giriş kapısına da bir dini liderin konuşma yapabileceği platform bile kurulmuş. Müzik
17. yüzyıla ait neoklasik sanat anlayışının hakim olduğu kampüste Şanzelize Caddesi, Venedik gondolları, Eros Aşk Çeşmesi gibi Batı'nın ideal eserleri sembolize edilmiş. Kampüste tek bir Türk İslam mimarisine ait eser yok. Bu amaç doğrultusunda tam 1 milyar dolar harcanmış. Kanlı darbe girişimi sonrası kamuya devredilen İpek Üniversitesi'nin öğrencilerinin sorumluluğu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne devredildi. Rektörü Profesör Doktor Mehmet Barcı'ya göre şayet 15 Temmuz'da darbe olsaydı elebaşı Fethullah Gülen Türkiye'ye gelecekti ve tüm dünyaya buradan hitap ederek mesaj verecekti. Yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun. Rektör, kampüsün ana giriş kapısı bir dini liderin konuşma platformu olarak hazırlanmış bir yapı görünümünde. Bir üniversitede bunu görmek çok kolay bir şey değil, diyor. Efendim, FETÖ'den yargılanan Doğan Holding'in Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'den tutuklanan Doğan Holding'in Ankara temsilcisi suçlu bulundu. Barbaros Muratoğlu, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması vardı. Tutuklu sanık Barbaros Muratoğlu ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Sanık Muratoğlu, FETÖ'nün avukat yapılanmasıyla ilişkiliydi. Doğan Holding'e açılan bazı davalarla kesilen cezaları FETÖ'cüler sayesinde hallediyordu. Mütalasını açıklayan savcı Barbaros Muratoğlu'nun örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından son sözü sorulan Barbaros Muratoğlu, tanık olarak dinlenen kişi bu suçu benim işlediğimi söylüyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum, dedi. Alınan son söz ve avukat beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Doğan Holding'in Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu suçlu bulundu ve örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İndirime giden mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Muratoğlu'nun tahliye edilmesine de karar verdi. Yaklaşık 6,5 aydır cezaevinde olan Barbaros Muratoğlu serbest bırakıldı. Çok şaibeli ve kanlı bir örgütten söz ediyoruz. O yüzden sıradaki haber de önemli. 36 yaşındaki Kadir Güköroğlu. Çalıştığı gemide FETÖ kitapları okuyanları gemi kaptanı ve WhatsApp üzerinden de dayısına bildirmişti. Sonra ortadan kayboldu. İddia intihar ettiği yönünde ama haliyle aile buna inanmıyor. Gemide FETÖ'cü var dedi, bir anda ortadan kayboldu. Ailesi sırra kadem basan denizci Kadir Köroğlu'nu arıyor. FETÖ kitaplarının okunduğu içerisinde bir takım şüpheli insanların olduğu, bunu ayrıca sahil güvenliğe bildirdiği, kaptana yönlendirildiği, fakat kaptanın bizim gemide böyle şeyler olmaz diye geri çevrildiğini öğrendik. Kadir Köroğlu çalıştığı gemide FETÖ kitapları okuyan şüpheli kişi konusunda gemi kaptanını ve WhatsApp üzerinden dayısını haberdar etti, ancak bir daha ulaşılamadı. Detaylı arama istiyoruz. İğneden iple. O sırada gemi Ege açıklarındaydı. 36 yaşındaki denizcinin denize atlayıp intihar ettiği ya da gemiyi terk ettiği öne sürüldü. Ama ailesi bu kuşkulu açıklamalara inanmadı. Benim kardeşim için intihar etti diyorlar. Benim kardeşim asla intihar etmez. Zaten 10 yaşındaki çocuğu için oraya gitti. Bot yanaştı, botla kaçtı diyorlar. Benim kardeşim kaçacak, bot tutacak parası yoktu zaten. Para için gemideydi. Aile denizci Kadir Köroğlu'nun gemideki FETÖ mensupları tarafından kaçırıldığını ya da öldürüldüğünü savundu. Olayın araştırılıp aydınlatılması için savcılığa başvurdu. Yaşamın içinden haberlerin birinci sırasında tabii ki arkamda da görüyorsunuz o içimizin yandığı 10 yaşındaki Ceydi'nin katli var. Komşulardan ifadeler ve itiraflar geldi. 500 lira. O 10 yaşındaki pırıl pırıl çocuğu kaybetmemize neden olmuş.
500 lira için küçük Ceylin'e kıydı. Katil zanlısı komşu kadının ifadeleri kan dondurdu. İzmir Ödemiş'te 10 yaşındaki Ceylin Atik parkta oynarken kaybolmuştu. 3 gün sonra komşusunun evindeki sandığın içinde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili Şükriye Türkmen, kocası Erkan Türkmen ve annesi gözaltına alınmıştı. Şükriye Türkmen yapılan sorgusunda küçük kızı öldürdüğünü kabul etti. Olayın detayları ise korkunçtu. Şükriye Türkmen'in 500 lira borcu vardı. Plan yaptı, Ceylin'i kaçırdı, eve çağırdı. Dedesinden fidye istedi, ablasının evinden çaldığı sim kartı eski telefonla takarak "Kızınız elimizde, bizden haber bekleyin, polise haber verirseniz öldürürüz" mesajını attı. Katil zanlısı Ceylin eve girer girmez yüzüne havluyla bastırdı. Ceylin bayılınca paniğe kapıldı, kafasına ahşap makyaj kutusuyla vurarak öldürdü. Ceylin ne ödevi yapıyorsunuz? Bilişimden slayt ödevi. Konusu ne bunu? Kırgızistan. Şükriye Türkmen'le birlikte eşi Serkan Türkmen ve annesi iştirak halinde tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan tutuklandı, cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Şükriye Türkmen'in daha önce iki kız çocuğu birer yıl arayla ölmüştü. O çocukların ölüm nedeni savcılık tarafından incelemeye alındı. Her zaman olduğu gibi kısa bir aramız var ama saat başında özellikle bu yayın başlamadan önce canlı olarak verdiğimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son konuşmasını kaçıranlar için uzun bir özetini vereceğiz. Ve orada Cumhurbaşkanı'nın çok önemli mesajları vardı, dünyaya dönük ve iç politikaya dönük, onları aktaracağız. Ve tabii ki terörle mücadele de olacak. 23'te buluşmak üzere. Bekliyorum. Haziran 2017 Perşembe gününün son saatine girdik sevgili seyirciler. Saatlerimiz tam 23 ve yoğun bir gündemle moderatör gece haber yolculuğuna devam ediyor. Kısa başlıklar aktaracağım. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst düzey devlet protokolünü iftar çerçevesinde külliyede ağırladı. Yaptığı konuşmada hem Türkiye üzerine oynanan oyunlar hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarılar vardı. Birazdan aktaracağım. PKK'nın bölgesel terör ağ yapılanması isimli polis özel araştırma raporu ortaya çıktı. Başbakan Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki çalışmalardan örgütün bütün çatısı ve yapısı gözler önüne seriliyor. Hatırlayacaksınız, İstanbul Ambarlı'da o gemide uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Rakamlar açıklandı ve tarih yazıldı, ortaya çıktı. 80 milyon lira tam değeri, 216 kilo saf kokain. Olağanüstü başarı. Suriye'de Esed rejiminin zulmü devam ediyor. Şemus Çakan İdlib'deydi ve o zulmün İdlib'de bırakmış olduğu izleri hepimize taşıdı. Profesör Doktor Aziz Sancar yeni bir insanlık için önemli buluşa imza attı. Bu buluş aslında sigarayla mücadeleyi de güçlendirecek. Çünkü Sancar ve ekibi sigaranın insan DNA'sında yarattığı olumsuz unsurları tespit ettiler. Umarız herkes bu haberi izledikten sonra sigarayla bağlantısına bir kez daha bakar. Dilerseniz haberlere geçin. İfade etmiştim özetlerde de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyedeki iftarda devletin üst düzey protokolünü ağırladı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na anayasanın 138. maddesinden yola çıkarak önemli uyarıları vardı.
Bir taraftan hukuka saygı denilip ondan sonra hukuku çiğneme yoluna gitmek kimseye bir şey kazandırmaz. Bir taraftan yasalara uymalıyız deyip öbür taraftan yasaları birçok taraftan dolaşmak suretiyle ayaklar altına almak kimseye bir şey kazandırmaz. Ve ben bu akşam buradan bir şeyi seslendirmek istiyorum. Bu alanda, hukukta, yasalarla ilgili birçok alanda adım atmak isteyenler anayasanın 138. maddesini hiçbir zaman unutmasınlar. Bu maddeyi onlara hatırlatıyorum. Ve onun için herkes konumunu iyi bilsin ve o konumunda oradan bir güç alarak bir yerlere baskı yapma yoluna da gitmesin. Çünkü o onlara hiçbir şey kazandırmaz, tam aksine kaybettirir. Ve bir başka şey daha söylüyorum. Sorumluluğumuz sadece kendimize, sadece başında bulunduğumuz kuruma değildir. Bunlarla birlikte asıl gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluğumuz vardır. Bakınız, Amerika'dayım. Son ziyaretim. Ve PKK terör örgütü, FETÖ'cüler hep birlikte birleştiler. 40-50 metre mesafede şahsıma karşı orada gösteri yapıyorlar. Amerikan polisi hiçbir şey yapmıyor. Dokunmuyor. Acaba benzer bir şey Türkiye'de yapılmış olsa tavır ne olur? Düşünebiliyor musunuz? Ve hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara karşı müdahalede bulunan oradaki bizim soydaşlarımız, vatandaşlarımızdan iki tanesini içeri almışlar dün. Böyle şey olabilir mi? Ha, bir diğer taraftan da benim korumalarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl bir yasadır? Bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar beni korumayacaksa niçin bunları ben yanımda Amerika'ya götürüyorum? Amerika'nın Hans'ıyla, George'uyla mı kendimi koruyacağım? Efendim, Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bu tutuklama kararı tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde ciddi bir darbeye de neden oldu. Son dakikada görüyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu konuda duyulan rahatsızlık da ifade edildi. Şu anda değerli meslektaşım Petek Uz Ankara'dan telefon attığımda. İyi akşamlar Petek Uz. İyi akşamlar Erdal Bayantürk. Anladığım kadarıyla Washington'da yaşanılan bir takım gelişmeler bir kez daha Ankara'da gerginliğe yol açtı. Detayları senden alalım. Gerçekten de öyle. İki ülke arasındaki ilişkiler bu açıklamayla biraz daha ilişkilerin gerildiğini gösteriyor doğrusu. Açıkçası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün tepki gösterdiği olayla ilgili olarak geçtiğimiz dakikalarda Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınan kararlar doğrultusunda özellikle güvenlik personelinden bazıları hakkında tutuklama kararı alındığının öğrenilmesi üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bez'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bilgisini paylaştı. Ama tabii ki sanıyoruz aldığımız bilgiler dışarı kaynaklarından 6-7 saat önce Büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve Türkiye'nin Ankara'nın tepkisinin bizzat kendisine iletildiği yönünde. Açıklamada aslında dikkat çekici ifadeler de var Ardahan Zantürk. Evet. Özellikle tarafsız ve bağımsız bir soruşturmanın sonucu olmadığının açıkça görüldüğü ve bu kararın kabul edilemez olduğunun bizzat ABD Büyükelçisi'ne vurgulandığı ifade ediliyor. Ama tabii aynı zamanda bakanımızın korumalarına yapılan saldırıdan Amerikan güvenlik yetkililerine de hiçbir işlem yapılmasının asgari bir adalet anlayışıyla da bağdaştırılmadığını özellikle vurguluyor yapılan açıklamada. Ankara oldukça sert bir açıklama yaptı. Özellikle ve özetle bunu söyleyebiliriz. Amerika makamlarının almış olduğu bu karar karşısında Ardahan Zantürk. Umarım yakın bir gelecekte bazı Amerikalı yetkililer yanlarında korumalarıyla gelmezler. Türkiye aşiret devleti değildir. Yakın bir gelecekte neler olabilir onu da bilemeyiz. Peki çok teşekkür ediyorum Petekus. İyi akşamlar.
Efendim, Polis Akademisi Başkanlığı'nda faaliyet gösteren Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi, kelimenin tam anlamıyla PKK terör örgütünü masaya yatırdı. Bütün ince detaylarını bizlere sundu. PKK son 15 yılda değişim ve dönüşüme uğradı. Bölgede bir terör ağı oluşturdu. Şemsiye örgüt haline geldi. Bu tespitler Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi'ne ait. Merkez son 2 yılda 9 rapor hazırladı. Son rapor terör sorununun baş aktörü PKK ile ilgili. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızı ve koruma arkadaşlarımızı... Polis Akademisi Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Çolak, Mardin'de bir basın toplantısı düzenledi. PKK raporunu paylaştı. Raporun çok önemli konulara değindiğini ifade etti. Raporun, PKK'nın son 10-15 yılda yapısında ciddi bir değişim ve dönüşüm olduğu, bölgede bir terör ağı oluşturduğu ve şemsiye örgüt haline geldiği, burada model olarak da El-Kaide tarzı bir örgüte evrildiği yönünde bir tespiti var. Söz konusu raporda yer alan bir diğer önemli tespit ise terör örgütü PKK'nın hem Türkiye'de hem de Batı'da anarşist grupları da içine alarak bir faaliyet yürütüyor olması. Şu anda yabancı terörist savaşçılar diyeceğimiz PKK'nın altında çarpışan grup ve kişiler var. Aslında raporun tartıştığı temel konulardan biri uluslararası bir terör örgütü haline gelmesi ve sadece bölge için bir tehdit değil, zamanla özellikle içinde barındırdığı bu yabancı terörist savaşçılar nedeniyle Batı içinde büyük bir tehdit haline gelmekte olduğu. Raporun içeriği hakkında Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Direktörü Yardımcı Doçent Doktor Ömer Aslan da bilgi verdi. Terör örgütü PKK'nın çeşitli dönemde yenilenme ve dönüşüme gittiğini kaydetti. PKK'nın PYD ve Esed'le bağlantısına da değinen Arslan, geçmişte Beşar Esed ve Esed'in babasının örgütü alan tanıdığını, PKK'ya eleman temini için imkan ve teşvik verdiğini söyledi. PKK'nın Suriye'de yıllardan beri var olduğunu, PYD'nin ise hazır bir ortamda kurulduğunu belirtti. Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin güçlü hale gelmesinde Batı desteğinin çok önemli bir rolü olduğunu aktaran Arslan, PYD'ye diplomatik, siyasi ve mali destek verildiğinin açık olduğunu bildirdi. Batı ve önde gelen Avrupa ülkelerinin PKK'nın yabancı savaşçı teminine karşı önlem alamadığının altını çizdi. Bingöl'de operasyonlar sırasında yaralanan uzman çavuş Abdullah Büyüksoy şehit düştü. Şehit için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazına şehit ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları katıldı. Allahu Ekber. Bingöl'den gelen haber yürekle rekor gibi düştü. Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl'de yürütülen operasyonda yaralanan uzman çavuş Abdullah Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuş Büyüksoy için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Büyüksoy'un ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Bingöl şehidi Yozgat'ta uzman çavuş Abdullah Büyüksoy'un son yolculuğu için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları katıldı. Allahu Ekber. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırırken şehit Abdullah Büyüksoy için helallik istendi. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarımızı helal ediyoruz. Haklarımızı helal ediyoruz. Haklarımızı helal ediyoruz. Şehit ardından top arabasına konularak Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri gece saatlerinde Şenkaya ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.
teslim ol çağrısını ateşle karşılık veren teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi. Takviye birlikler gönderilen bölgedeki operasyon sürüyor. Yurt içinde DAEŞ'le mücadele de bütün hızıyla sürüyor. İstanbul, Konya ve Kocaeli'nde operasyonlar düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Konya ve Kocaeli'deki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Önceden belirlenen adresler arandı. Operasyonun her anı polis kameraları tarafından kayıt altına alındı. İstanbul merkezli baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve örgüte katılmak üzere gelen kişilerin geçişine yardımcı oldukları ortaya çıktı. Basılan evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Ve her zaman olduğu gibi terörden sonra narkotikle mücadele. İstanbul Ambarlı Limanı'nda bir gemiye baskın düzenlenmiş ve çok yüklü miktarda kokaina el konulmuştu. Rakamlar açıklanınca tarihi bir başarı gösterildiği ortaya çıktı. 80 milyon lira piyasa değeri ve 216 kilo saf kokain. İstanbul Ambarlı Limanı'nda hareketli saatler vardı. Bir yük gemisine operasyon düzenlenmişti. İstanbul polisi tarih yazdı. Tam 80 milyon lira değerinde kokaine el konuldu. Operasyonda görmüş olduğunuz bu valizlerin içerisine yerleştirilmiş tam 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktar İstanbul'da şu ana kadar yakalanan maddi değeri en yüksek uyuşturucu oldu. Yine onlar, narkotik köpekleri Maya ve Fırtına, bu operasyonunda kahraman oldular. Polis soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor. Sevgili seyirciler, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde, Güneydoğu'da, Doğu'da, Orta Anadolu'da, her yerde emniyet güçleri, Allah razı olsun hepsinden, gençlerimize dönük bu kimyasal saldırıyı durdurmak ve zehir tacirlerini, ölüm tacirlerini adalete teslim etmek için çok büyük operasyonlar yapıyorlar, çok da başarılı oluyorlar. Ama bu zehir tacirleri durmuyor. Çok sıkıştıkları için yeni dönemde, son dönemde bu kez ev yapımı zehirler üretmeye başlamışlar. Ve bu ev yapımı zehirler, dikkatli olun gençler, sadece 3 kez kullanılmak üzere yapılıyor. Çünkü üçüncüde ölüyorsunuz. Bana kaldır. Üç hakları vardı. Birincisi gitti, üçüncü de ölecekler. Türkiye'nin birçok yerinden benzer görüntüler geliyor. Uyuşturucuyu içiyorlar, zombiye dönüşüyorlar. Sebebi başlarda bonzaiydi ama artık değişti. Sentetik uyuşturucu pahalı gelince bağımlılar ev yapımı zehre geçti. Bonzai yerini kimyasallarla karıştırılan yavşan ve damiana otuna bıraktı. Bu zehir gençler arasında salgın gibi yayılıyor. Tehlikenin boyutuysa çok büyük. Çünkü kullananın 3 hakkı var. 1, 2 derken 3. de ölüm kaçınılmaz oluyor. Zehiri vücuduna alan insanlıktan çıkıyor, bu hale geliyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Efendim, sıcak bölgelerde tabii ki Suriye'deyiz. SS zulmü devam ediyor. Ve Şehmus Çakan 24 ekibi Şaban Yılmaz kameramanımızla beraber 5 Nisan'da hatırlayacaksınız. Esed'in sarin gazıyla 105 kişiyi öldürdüğü bölgeye girdi İdlib yakınlarında. Ve bakın ortaya çıkan görüntü neydi? Allahu
vardı araya. Hastaneler, buğday siloları ve evler halkı hedef alan Esed'in zulmüne 24 ekibi yerinde tanıklık etti. Hanşeyhun bölgesindeki bir hastanedeyiz. Burası rejim güçleri tarafından hava saldırısında vuruldu. Şu an birçok ambulans, ilaçlar, malzemelerin tümü kullanılamaz durumda. Çünkü o bombalama sırasında birçoğu tahrip edildi. Hasta ve yaralıların ihtiyacını karşılayan ilaç depoları kasıtlı vuruldu. Tabii hastanenin eczane bölümü de tamamen kullanılamaz duruma gelmiş durumda. Aslında burada insani hayati anlamda hayati öneme sahip birçok ilaç var, tıbbi malzemeler var ve bunların hepsi kullanılamaz hale gelmiş. Sarin gazının izleri de hem atıldığı yerlerde hem de bedenlerde duruyor. Hanşeyhun'a rejim güçleri tarafından sarin gazıyla bir süre önce bir saldırı gerçekleştirilmişti. O sarin gazının atıldığı bomba işte bu noktaya düştü ve şu an o noktanın üzeri betonla kaplatılmış durumda. Türkiye mağdurları yalnız bırakmıyor. İmkanlar seferber ediliyor. وَخَدُونَا عَلَى مَشْفَى اِدْلِبْ İdlib'teki hastaneye gittik. Orada hiçbir ilaç yoktu. Bizi Türkiye'ye gönderdiler. Orada tedavi olduk. اَسْعَفُوهَا عَلَى تُرْكِيَّ Onlar da Türkiye'ye teşekkür ediyor. Çok memnun oldum Türkiye'de. Bize ilaç verdiler. Her şeyi verdiler. Bu dualarla ayakta duruyoruz sevgili seyirciler. Bir, şehitlerimizin kanı. İki, acize, mazluma sürekli el uzatıyoruz yıllardır. Ve o insanların dualarıyla bu millet büyük belaları atlatıyor. İnanın bana, ben buna yürekten inanıyorum. Nitekim Fırat Kalkanı'yla büyük bir alanı DH'dan temizledik. Sonra Astana'da Rusya ve İran'la çatışmasızlık bölgelerine imza attık. Suriye'de belirli bölgelerde tansiyon hızla düştü. Ve bakın o tansiyon düşünce özellikle bayram nedeniyle sınırımız nasıl bir hale geldi. Fırat Kalkanı'yla DH temizlendi, huzur geldi. Suriyeli mülteciler bayramlaşmak için ülkelerine gitmeye başladı. Hatay'daki Cilve Gözü ve Kilis'teki Öncü Pınar'da sınır kapısında iğne assan yere düşmez dedirten kalabalık var. Suriyeliler uzun kuyruklar oluşturuyor. Mülteciler Türkiye'de kaldıklarını belgeleyen yabancı tanıtma belgesini gösterip kayıt yaptırıyor, ardından da özledikleri topraklara adım atıyor. Şimdiye kadar 50 binden fazla kişi çıkış yaptı. Hep böyle bir takım insanlar, Suriyeliler buraya çok doldu, Suriyelilerin burada ne işi var falan diyorlardı ya, artık biraz azaldı tabii. İnanın Suriye'de bir sükunet ve istikrar sağlansın, çok azı burada kalacaktır. Çünkü ben Suriyelileri yakından tanırım, orada çok belgeseller yaptım, çok o coğrafyada çok bulundum. Vatanlarına, topraklarına bağlı insanlardır. Onlar burada çaresizlikten bulunuyorlar. Bunu anlatamadık bazı insanlara. Kimler olduğunu anlıyorsunuz. Geçelim. Irak-Suriye sınırında terör örgütü DH ile İran destekli Haçlı Şabi arasında sert çatışmaların yaşandığı bildirildi. Irak hükümetine bağlı görünen ancak İran destekli olarak Irak ve Suriye'de operasyonlara katılan Haçlı Şabi milisleri Hasekeyli'nin güney kırsalındaki köylere operasyon başlattı. DH'lı teröristlerle Haçlı Şabi milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. İki ateş arasında kalan binlerce kişi ise güneye doğru göç etmeye başladı. İran destekli Haçlı Şabi milisleri Irak'tan sonra Suriye'de de İran politikaları doğrultusunda mevzi kazanmaya çalışıyorlar. Öncelikle Katar'dan son bilgileri verelim. Esasında ilginç bilgiler bunlar. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
sürekli bu ülkeye teröristlerle yardım etmeyin diye yükleniyor idi. Ama son olarak bir haber düştü ajanslara. Katar, Amerika Birleşik Devletleri ile 12 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu da Orta Doğu'da ve Orta Doğu ile Amerika arasında dönen hikayelerin boyutlarını göstermesi açısından ilginç. Öyle değil mi? Şimdi bir de Türkiye cephesine bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu krizin mümkün mertebe çabuk atlatılması için mekik diplomasisine devam ediyor. Temaslarını yapmıştı. Yarın da Suudi Arabistan'a gidecek. Suudi Arabistan'dan beklentimiz, yani Kral Salman'dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde önce olmak. Çavuşoğlu gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti öncesi Kral Salman'a böyle seslendi. Arabulucu rolünden dolayı da Kuveyt'e teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce Katar'a gitmişti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Katar'da görüşmeler yaptı. Krizin muhatabı ablukaya alınan ülkede resmi temaslarda bulundu. Ardından krizde önemli arabuluculuk görevi üstlenen Kuveyt'e gitti. Çavuşoğlu ziyaretleri sonrası Ankara'da Tunuslu mevkidaşı Hamis Cihaniva ile bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'a gitmeden önce Kral Salman'a çağrıda bulundu. Suudi Arabistan'dan beklentimiz, yani Kral Salman'dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde önce olmak. Kuveyt'in çabaları var, arabuluculuk çabaları var taraf tutmadan. Bizim de temaslarımız Dışişleri Bakanları düzeyinde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bölgedeki ziyaretlerimizi yarın Suudi Arabistan'la devam ettireceğiz. Çavuşoğlu Türkiye'nin rolünü de anlattı. Bu sorunları krizde taraf olan ülkelerin bir araya gelerek çözmeleri gerektiğini vurguladı. Bu sebeple Körfez İşbirliği Konseyi'nin ve mekanizmalarının çalışması gerektiğini belirtti. Sorunlar olabilir. Sorunların çözmek için bu kadar ileri giden adımlar atmaya gerek yok. Özellikle de insanları etkileyen, insanların günlük hayatını etkileyen gıda, ilaç gibi konularda da karar alınmaması gerekiyordu. Ama neticede orada da bir sorun var. Bu sorunun çözümüne de katkı sağlamak lazım. Bizim arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde özellikle de sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek açık açık sorun nedir, nereden kaynaklanıyor ve ne isteniyor? Bunların konuşulması lazım. Bu Körfez krizinin içinde yer alan Mısır'ın darbeci faşist generali Sisi'den de skandal bir çağrı olduğu ortaya çıktı. Middle East Monitor'un New Arab'tan aktardığına göre Cumhurbaşkanı Sisi'nin Körfez liderlerine Ankara'nın Katar'a desteğini çekene kadar ablukaya Türkiye'nin de dahil edilmesini istediği bildirildi. Haberi aktaran kaynaklar konunun Sisi'nin geçen Perşembe Kahire'de Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife ile yaptığı görüşmede gündeme geldiğini aktardı. Sisi'nin bu önerisine bir cevap alamadığı da vurgulanıyor. Efendim ekonomiden önce müsaadenizle iki güzel haberi kısa notlar halinde aktarmak istiyorum. Birincisi Mart ayındaki rakamlar açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi fazla verdi. Ve anladık ki Mart ayında devletimiz harcadığından daha fazla vergi tahsilatı yapabilmiş. İkincisi hatırlayacaksınız Şubat ayında %13'e varmıştı işsizlik oranı. Ve hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir istihdam seferberliği de açmıştı. Son rakamlar bu oranın %11,5'a gerilediğini gösteriyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Ekonomideki büyümeyle beraber sanıyoruz işsizlik oranını Eylül ayına kadar %10'ların altına doğru çekebileceğiz. Önemli habere geçelim bir de. Türkiye'yi enerji bağımlılığından kurtaracak dev projelerden biri biliyorsunuz. Akkuyu nükleer santrali o proje için işletmeci şirkete 49 yıllık işletme şartıyla lisans verildi. Nükleer enerji santralinin projelendirmesi çok büyük önem
arz etmektedir. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde konu gündeme gelmişti ve önemli bir adım daha atıldı. Akkuyu nükleer güç santrali kurulması için üretim lisansı verildi. Diğer enerji serüveni yakında gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu nükleer AŞ'ye verilen 49 yıllık işletme lisansıyla inşaatın başlaması için gerekli onay, izin, ruhsat ve diğer işlemler başlayacak. Yani bir başka deyişle santral için ilk kazma vurulabilecek. Kendi enerjimizi artık kendimiz üretiyoruz. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali. Güçlü Türkiye'nin milli enerjisi. Akkuyu Nükleer. Mersin ili Gülnar ilçesi Akkuyu beldesinde 4 üniteden oluşacak ve toplamda 4800 milyon watt güce sahip olacak tesis sürekli ve düzenli olarak enerji üretecek. Enerji alanında yenilenebilir ve nükleer enerji başta olmak üzere dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmaya yönelik projeleri süratle hayata geçiriyoruz. Tesisin Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü olan 19 Ekim 2023 tarihinde işletmeye başlaması planlanıyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacının %7'lik bir bölümü buradan sağlanacak. 2025 yılındaysa Akkuyu Nükleer Santrali tam kapasiteyle hizmet verecek hale gelecek. Güçlü Türkiye'nin milli enerjisi. Akkuyu Nükleer. Bu Avrupalılar bazen bizim bazı yemeklerimize uzaktan bakarlar, ay falan derler ama oh güzel güzel dönerleri yiyorlar şu anda, merak etmeyin. Türk mutfağı Avrupa'da en çok aranılan mutfaklardan biri. Pastırma, sucuk ve mantı konusunda da tıpkı işkembe çorbamıza ettikleri laflar gibi laflar da etmiyor değillerdi. Ama Kayseri Ticaret Odası güzel bir iş yaptı. Tescil başvurusunda bulundu. Başvuru Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da kabul edildi. Erciyes'ten esen bir rüzgar vardır, gömeç rüzgarları. O rüzgarı aldığında pastırmanın lezzeti ondan olur. Dünyanın neresinde yaparsanız yapın, Erciyes'i götürmediğiniz müddetçe pastırma olmaz. Pastırma, sucuk, mantı. Kayseri denince akla gelen bu üçlüye Avrupa Birliği yolu göründü. Güzel mi? Güzel mi babacığım? Pastırma, sucuk ve mantının Avrupa'da tanınması, lezzetiyle de sınırları aşması için Kayseri Ticaret Odası tescil başvurusunda bulundu. Başvuru Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edildi. Gelişme Kayseri Pastırmacılar Çarşısı esnafı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Tescillermiş Kayseri adına. Çok doğru bir şey yapılmış. Bundan daha güzel bir şey, daha olağan bir şey olamaz kesinlikle. Çünkü Kayseri pastırma, Kayseri'de pastırma olmuş. Yani aslında çok da eğlenecek bir şey yok. Malumun ilanı. Bunu tüm Türkiye olsun, yurt dışındakiler olsun, kendi vatandaşlarımız bunun Kayseri'nin bir ürünü olduğunu senelerdir, hatta yüzyılın daha fazla üzerinde yüzyıllardır bu işin Kayseri'de çıktığı ve en güzel de burada yapıldığı ve lezzetli olduğu biliniyor. Bunun resmi olarak kabul edilmesi... Yaşamın içinden akan haberlerimizin birinci sırasında son derece müjdeli bir haber var. Yeşilçam'ın efsanesi, değerli sanatçı Hülya Koçyiğit sağlığına kavuştu. Sevenlerine müjdeli haberi verdi. Yakında yurda dönüyor. Sonunda yurda dönüyor. Kansere yakalanan ve tedavisi için New York'a giden Hülya Koçyiğit geri dönüş sevinci yaşıyor. Ünlü oyuncu New York'ta Mayıs ayında akciğer ameliyatı oldu. Başarılı bir tedavi süreci geçirdi. Yeşilçam'ın efsanesi Hülya Koçyiğit, Cuma günü Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Canım, canım. Beni unutmayın. Benim isim çocuk aklım hep sizde. Koçyiğit'in eşi Selim Soydan'la 15 Haziran Perşembe günü New York'tan hareket edeceği belirtildi. Koçyiğit, Cuma günü Atatürk Havalimanı'na inecek. Ferit, yanıma gel. Koçyiğit sevincini, nihayet bugünleri gösteren Allah'ıma şükürler olsun diyerek paylaştı.
korku dolu günlerin geride kaldığını belirten Koç Yiğit, şimdi hayata daha olumlu düşüncelerle sımsıkı sarılacağım. Allah bütün hastalara şifa versin diyerek temenni de bulundu. Daha sağlıklı bir şekilde geliriz. Profesör Doktor Aziz Sancar, Nobel ödüllü gururumuz, insanlık yararına bir buluşa daha imza attı. Üstelik bu buluş sigarayla mücadeleye yeni bir cephe daha açacak. Sancar ve ekibi sigaranın insan DNA'sı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya çıkaran bir tekniğe imza attılar. DNA'mıza kadar zehirliyor, organları adım adım çürütüyor. Sigara insanlığın en büyük belalarından biri. Vücudu uyarır ve tansiyon, solunum ve kalp atış hızının yükselmesine neden olur. Nobel ödüllü Türk profesör Aziz Sancar, sigaraya karşı önemli bir buluşa imza attı. Sancar ve ekibi sigaranın DNA'ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritasını çıkaran bir teknik geliştirdi. Geliştirilen yeni teknikle sigaranın DNA üzerindeki olumsuz etkisi daha net görülebiliyor. Profesör Sancar bu sayede sigara bağımlılarının farkındalık düzeyinin artacağını ifade ediyor. Şimdi sunacağım haber gerçekten çok önemli. Çünkü Yüce Rabbimiz insanı yaratırken öyle yetenekleri de beraberinde ona üflüyor ki ne olursa olsun sonuçta o kendini gösteriyor. 19 yaşında Beykoz'da yaşıyor. Mozart diye adlandırılan Yunus yazar. Otizmli bir gencimiz. Ama çok başarılı bir öğrenim hayatı da olmuş. Ama deha niteliğinde müzik kabiliyeti sonunda önce Cem Yılmaz'ı harekete geçirmişti. Şimdi de Yüksek Öğrenim Kurumu'na. Adım Yunus, soyadım Yazar. 19 yaşındayım. Yetenek yıldırım gibidir. Nereye düşeceği belli olmaz. O da tek katlı bir gecekondudan çıkan bir müzik dehası. Do diyez. Fa diyez. Si bemol. Absolut kulak olduğunu keşfediyor. Ve sağ olsun o günden beri Yunus'un peşinde. Absolut kulak, yani duyulan bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği. Aslında o bir otizmli. Bazı otizmlerin olağanüstü yetenekleri olur. 12'ni de öğretmeni keşfetti. Sonrasında müziğe kanalize oldu. Harikalar yarattığı piyanosunu da bir hayırsever bağışladı. Onun hikayesi ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kulağına da gitti. Ben hep bizim insanın fazlasını anlattım. Çünkü biliyorum ki o fazlalıkları atsam balon gibi hemen yükselecek. Ağırlıktan gidemiyoruz biz bir yere. Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda Yunus'a destek olmak istediğini belirtti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kıymetli kardeşimize destek olmak istiyorum. Konservatuvar okuması için yetkililer de destek olursa ben burs vermek isterim ifadelerini kullandı. İngilizce. Ne kadar biliyorsunuz? Derdimi anlatacak kadar. Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Cem Yılmaz kısa süre içinde Yunus'un ailesiyle irtibat kuracağını söyledi. Ben ve benim gibi durumda olan yetenekli gençlerin üniversiteye girebilmesini istiyorum. YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç da talimat verdi. Yunus Yazar'ın durumu ilgili birimlerce incelemeye alındı. Evet, hukuken tabii ki incelenecek Yunus'un durumu ama bütün her şey ortada. Yani bu çocuğumuzun önce konservatuvardan mezun olması
ve devletin desteğinde dünya çapında Türk gençliğini o alanda çok güzel temsil eden bir evladımız olarak öne çıkmasını hepimiz talep ediyoruz. Allah o müzik öğretmeninden de razı olsun. İşte bir öğretmenin duyarlılığı bir insanı nasıl farklı bir yöne doğru götürüyor, onu da hep beraber gördük. İnşallah ileride bu işleri robotlar yapmaz. Çünkü onlara çok özel yetenekler yüklemeye başladık. Hatta kendi zekalarını kendileri de geliştirmeye başladılar ki bu konuda ciddi çekincelerim var. Neyse. Ve son olarak Sofya isimli bir robottan söz ediliyor. Ben de sizle beraber izleyeceğim. Robotlar dünyayı ele geçirebilir mi? Bu şimdilik sadece filmlerde olur, ancak bu robot teknolojisinin ilerlemediği anlamına gelmez. Human, there's no mistaking her. How long have you been in this world? I was activated this year. Bunun en büyük ispatı da Sofya, o insana en çok benzeyen robot. Hello. Hey Sofya. I believe I am Sofya. I feel as if I know you. I'm one of your creators. Yapay zeka çalışmalarının son noktası olan Sofya, söylenenleri anlıyor, mantıklı cevaplar veriyor, gerekirse mimiklerini kullanıyor. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Sofya size tanıdık geldiyse şaşırmayın, çünkü bu yüz Amerikan sinemasının unutulmaz ismi Audrey Hepburn'e ait. Bu yüzden midir bilinmez Sofya şimdiden çok popüler, televizyon şovlarına dahi konuk oluyor. Nacho cheeses. Ew. Şimdilik hepimiz bu olaylara gülüyoruz, keyif alıyoruz, vay canına diyoruz, Audrey Hepburn'un suratı buraya geldi diyoruz vesaire, ama bu yapay zeka meselesi çok tartışılan bir konu. Belki vaktim olursa bunu ayrıca gündeme de getirebilirim. Yani bilgisayarlara aşırı yüklenmemiz ve bilgisayarları kendi kendini yenileyen zeka unsurlarına dönüştürmemizin insan soyu açısından ciddi zorlukları olabileceği yönünde çok önemli isimlerden uyarılar alıyoruz. Onu da bilin. Efendim, terör saldırılarının şokunu atlatmaya çalışıyor İngiltere. Şimdi biraz moral tazeleme peşindeler ve tabii kraliyet ailesi derhal devrede moral tazelemek için. Prens Harry en son terör saldırısının yaşandığı noktadaydı ve insanlarla moral tazeledi. İngiltere Prensi Harry alışverişe çıkmış gibi görünse de aslında bu bir geçmiş olsun ziyareti. Londra'daki son terör saldırısının gerçekleştiği yerlerden biri de başkentteki bu ünlü alışveriş merkeziydi. Kraliyet ailesinin geçmiş olsun dileklerini bizzat Prens Harry götürdü. Esnafla sohbet etti. Hatıra fotoğrafları için birlikte poz verdi. Güvenlik alarmı Londra'da en yüksek seviyelerde. Prens Harry de bu ziyaretle hem geçmiş olsun dileklerini paylaştı hem de Londra güvenli mesajı verdi. Tabii ki zor bir iştir İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli olmak. İnsanların en acı gününe şahit oluyorsunuz sürekli, bütün bir meslek hayatınız boyunca. Zamanla tabii ki insan alışabilir ama sonuç itibariyle yine tekrarlıyorum, zor bir iş. Çok zor cenazeler de olabilir ama bu
işi farklı boyutlara götüren bir isimden söz edeceğim. O İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü'nden emekli oldu. Ali Seydi Turan. Hem kendisinin hem de mesai arkadaşlarının definler sırasında veya öncesinde yaşadıkları sıra dışı olayları bir kitapta topladı. Adı da Cenazemiz Var. İşte inanılması güç gerçek hikayeler. Başı kıbleye gelecek. Çevirin. Yo, hortuma gelecek. Sen çevir. Olmaz kıble. Hortum. Bizler hep dirilere önem veriyoruz. Ölülere önem vermiyoruz. Şunu iyi bilelim ki siz ve biz 100 yıl sonra burada yokuz. Ali Seydi Turan'ın hayatı cenazelerin arasında geçti. Yıllar boyunca İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalıştı. Emekli olunca da sıra dışı bir kitap yazdı. Biraz enteresan cenaze hikayeleri türü oldu. 54 yaşındaki Ali Seydi Turan kendisi ve mesai arkadaşlarının başından geçenleri kaleme aldı. Adını da Cenazemiz Var koydu. Gecenin üçünde bir baktın telefon çaldı. Alo buyurun, cenazemiz var. O gerçek hikayelerden biri Parmak İsmail'e ait. Diyor ben diyor 6 aylık bir bebekken diyor bir zehirlenme geçirmişim diyor mesela. Hastaneye kaldırmışlar. 3-5 gün şey olur ki çok zayıflamışım. Ölmüşüm. Rapor tutmuşlar. Doktor rapor tutmuş. Tam mezara eşiyorlar. Mezara koyacakları sırada bebeğin küçük şu kılça parmağı oynuyor böyle. Ve morgda tüyler ürperten bir sahne. Cenaze defin için çıkarılırken bir anda hareket ediyor. Ben diyor bir cenaze getirdim diyor. Gasilhaneye koydum diyor. Görev benimkiydi diyor. Cenazeyi işte götürmem gerekiyor diyor. Cenazeyi gasilhanede morgu bir çektik diyor. Cenazenin ayakları oynuyor diyor. Cenaze yaşıyor. Hemen diyor görevlileri çağırdık diyor mesela. Görevlileri çağırdık. Geldiler baktılar ki cenaze yaşıyor. Şimdi o şöyle olmuş. Mesela kızı oğlu bu hep genelde miras kavgasından oluyor bu gibi olaylar zaten. Miras kavgasında doğru zehirleme süsü vermişler. Doktor raporu almışlar. Şu an halen o adam bizim şoföre teşekkür ediyor yaşadığı için. Kitapta cenaze sahiplerinin sıra dışı istekleri de yer alıyor. Tam mezara koyduğumuz sırada diyor ki durun durun diyor. Beyim diyor karanlıkta çok korkar. Bunun yanına bir el feneri koymamız lazım diyor. Derini becemedi. Toprak kabul etmeyin. Herif derini. Yo bence geberiyor. Evet oldukça enteresan bir kitap ama ölüm raporlarının çok titizlikle hazırlanması gerektiğini bize hatırlatan önemli bir belge niteliğinde. Efendim Ramazan ayını idrak ediyoruz artık zaman da kısalıyor bayrama dönük. Bereketli sofralar kurduk çok şükür. Mazluma, sınırlarımızın dışında ihtiyaç sahiplerine de kurduk. Yani Ramazan'ı iyi bir şekilde idrak ettik. Ama özellikle büyük şehirlerde hizmet veren bir yemek sitesi. Tabii ki bu dönemde yani Ramazan'da milyonlarca talebi analiz etti. Bakın Türk halkının Ramazan'da iftar ve sahurda tercih ettiği ana yemekler ne? Kebap, pide, lahmacun, çorba. Sizce Ramazan'ın favorisi hangisi? İnternetteki bir yemek sitesi de bu sorunun peşine düştü. Ortaya çıkan sonuç şu oldu. Ramazan'da en çok çorba sipariş ediyoruz. Zira restoranların çorba satışı Ramazan'da %25 arttı. Çorbaların favorisi ise mercimek birinciliği kaptırmadı. Onu ezogelin ve kaşarlı domates çorbası takip etti. En çok mercimek çorbası. Neden? Yani daha çok seviyoruz o yüzden. Genellikle çorba, hafif yemekleri tercih ediyorum. Ramazan'ın diğer gözdelerine gelince ikinci sırada %22 ile zeytinyağlılar var. En çok talep edilen zeytinyağlılar biber dolması ve yaprak sarması ve %18 ile ev yemekleri listenin 3. sırasında yer aldı. Ev yemeklerinde İzmir köfte, nohut ve taze fasulye öne çıktı. Ramazan'da tatlıların efendisi ise güllaç. Güllacı, sufle ve künefe izliyor. Siparişlerin coştuğu saat ise sahur vakti. 01 ve 03 arasında %60'lık sipariş patlaması yaşanıyor. Okullar kapandı, cıvıltılar yok artık okullardan gelen ama çocuklar çok keyifli. 3 aylık bir tatile girdiler. Ama tabii hem sosyalleşmeyi hem de sporu kaybetmemeleri lazım.
O zaman çözüm ne? Çözüm haberimizde. Koşacak, terleyecek, düşecek, kalkacak, sınırsız haylazlık yapacaklar. İhtiyaçları olan teknoloji değil, oyun. Daha da sen kullanabildiğin kadar. Bir eğitim öğretim yılını geride bıraktılar. Bütün sınavları çalıştım. Mesela matematik, Türkçe, hayat bilgisi 3 tane sınav yapıyoruz. Şimdi oyun ve dinlenme zamanı. Çelik çomaktan dokuz taşa, oyunlarda, çocuklarda, devirde değişti. Aileler çocukları teknolojinin esiri olmasın diye okul biter bitmez hem oyuna hem spora doysun istediler ve çocuklarını yaz kamplarına gönderdiler. Havuzlara gidiyoruz, yüzmeler yapıyoruz. Burada eğlenceler hiç bitmiyor. Eve kapanmadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaz kampına geldiler. Tekmando'da hep erkekler var ama biz kızlar kadar güçlüyüz. Gönüllerinde gelebilirler. Zaten çok durumu olmayan, bununla ispatlayabilen vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret almıyoruz. Başlarında öğretmenleri var. Gözleri hep çocukların üzerinde. Ve elbette arkadaşlık. Bir oyun onları kardeş haline getiriyor. Yusuf, Ege ve Eymen hangi takım tutuyorsunuz? Galatasaray. Fenerbahçe. Beşiktaş. Beşiktaş bu yıl şampiyon oldu. Arkadaşlarına hava attın mı Eymen? Evet. Sen neler hissettin Beşiktaş şampiyon olunca? Beşiktaş şampiyon olunca birazcık üzüldüm. Evet. Neden? Çünkü böyle yani Fenerbahçe şampiyon olsun istedim. Çünkü hiç olmadı. Ne güzel. Efendim bu akşamlık bu kadar. Birazdan Zehra Küçük hem özet haberler hem de gece raporunda sizlerle olacak. 24 Spor Gecesi'nin iki aktif insanı ismi Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç hazırlıklarını tamamlamış durumdalar. Stüdyoya geçiyorlar. Birazdan onlar da ekranda sporu tartışacaklar. Ben ise yarına kadar hepinize iyi geceler diliyorum. Yarın aynı saatte yoğun bir gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. We'll be right back.